Bisiklet römorkunun nasıl takılacağını göstereceğim. Öncelikle römorkun kendi mandalı var. Bisikletin standart mandalından biraz daha uzun. Ve bu şekilde geçme yerleri var. Römorkun bacaklarının buraya tam sıfır geçmesi için bunların yönünü değiştirebiliriz veya bu pulların yerini değiştirebiliriz. Yani bacakları kastırmadan tam serbest bir şekilde buraya geçirmemiz lazım. Römorkun bacakları bu şekilde. Römorkun bacaklarını bakın kendi kendine oturdu. Hiç kastırmadan. Böyle serbest geçmesi lazım. Daha sonra şu altta bunun pim yeri var. Bu pimi buradan takıyoruz. Şuraya geçiyor pim. Bu lastik bunu zaten çıkmamasını sağlıyor. Bu şekilde. Bu şekilde tam sorunsuz geçti. Diğer tarafın pimini de takıyorum. Evet. Şimdi hiçbir yere dokunmuyor ve serbest harekete müsaade ediyor. Römorkun buradan da eklemleri bilyeli. Normal bisikletteki fırış yatağı gibi. Üstüne ben mama sandalyesinin üstünü söküp bağladım. Altında normalde sac vardı. Sac, yani normalde aslında hiçbir şey yoktu altında da. Daha önce kullanan birisi bunun altına sac yapıştırmış. Buralardan vidalamış, silikonlamış falan. O sac boşken dangır dungur ses yapıyor. Arkanızda teneke gezdirir gibi, eskici gibi oluyor. Onu çıkardım. Ben oraya file gerdim. Kendim ördüm lastik alıp. Römorkun bisikletin hareketini hiç kısıtlamadan ne kadar serbest hareket ettiğini görüyorsunuz. Bisikletin önünü kaldırabilirsiniz. Bu şekilde. Tek teker yapmaya devam edebiliyorum bununla. Birazdan yeğenimi bindirip gezdireceğim. Kızım mı?
alırken. Aynen. Dur. Ay, su diye dur, sana da, dur su vereyim anneciğim. Dur, dur su da vereyim sana. Dur. 80. Dikkat et ayağına. Evet. Öğrendi o ya. Kendi içi sokup çıkarıyor. Anneye geldik. Çıkım için de anneye gelmemiştim. Gördün mü şunu? İyi gezin anneciğim. Bay bay.